Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Şimdi AYT denemetre 5 nolu denemeye hızlı bir şekilde giriş yapalım. Güzel sorular var arkadaşlar. <laughs> Birlikte böyle bir çözümünü yapalım. Bakalım nasıl sorularımız varmış. E hadi birinci sorudan başlıyoruz. Evet arkadaşlar birinci sorumuz bakalım ne diyor. Kalemimi aldım. Diyor ki sayı doğrusunda a'nın sıfıra olan uzaklığı, arkadaşlar a'nın sıfıra olan uzaklığı mutlak değer a'dır. b'nin sıfıra olan uzaklığı mutlak değer b'dir. 1 fazlaymış. He, artı bir. <laughs> tamam bunu bu tarafa atalım arkadaşlar. Yani mutlak değer a eksi mutlak değer b eşittir bir. Hocam değer yazalım. Birine 4 yazayım, birine de 3 yazayım. Olur mu? Olur. O zaman buradan arkadaşlar a ya dörttür ya da a eksi 4'tür. Çünkü eğer mutlak değer a 4 ise. Hocam buradan b ya 3'tür ya da b eksi 3'tür. Şimdi buna göre diyor ki hangisi her zaman doğrudur. Birinci öncüden başlıyorum. a artı b çift sayıdır. Niçin? A şu ikisini bir toplayın bakalım. Çift sayı oluyor mu? Olmuyor. O zaman birinci öncümüz her zaman doğru değildir. A çarpı B pozitiftir. Niçin? Ben A'yı 4. Şuradaki B'yi de eksi 3 alsam bunların çarpımı a'yı 4 b'yi de eksi 3 aldım. Bana a bunları çarpın arkadaşlar. Bunların çarpımı pozitif mi Allah aşkına? O zaman bu öncülümüz de yanlış. Yani dayıma doğru değil. Üçüncü öncülümüz o zaman bir tek elimde kaldı. Yani cevap Bursa'dır. Hocam gösterin a eksi b tek sayıdır. a'ya 4 b'ye 3 yazın. Bunun farkı arkadaşlar 1'dir. a'ya 4 b'ye eksi 3 yazın. Farkı 7'dir. Biri çift, biri tek olduğu için arkadaşlar ardarda arda farkı bir olduğu için bunlar ardarda gelen sayılardır. Ya da ya da ya da biri çiftse biri tek, biri tekse biri çift ki farkı biliyorsun. olsun. Yani ardarda gelen sayılar. O zaman farkı tek sayıdır. Yüzde yüz doğrudur. Yani yalnız üç doğru cevaptır. Buyurun geldik ikinci nolu sorumuza. Herkes bana bir B ile çarpar mısınız? Çünkü pozitif sayılarda yön değişmezdi. Herkesi B ile çarptım. Alttaki B, üstteki B'yi götürdü. Üste bir A kaldı artı. Burada bir B kaldı. Çünkü B ile 1'in çarpımı B'dir. Küçüktür. Bunu B ile çarptığımız zaman alttaki B gider. Bir tek ne kalır arkadaşlar? C kalır. Eğer ABC pozitif tam sayıysa C A ile B'nin toplamından büyükse Valla kusura bakma hem C B'den büyüktür hem de C A'dan büyüktür. Çünkü arkadaşlar iki tane pozitif sayının toplamı daha C'den küçük. O zaman ayrı ayrı yazıldığı zaman mesela biri 1, bir, biri 5 ise mecburen bu ne olacak? 6 olacak. Yani C hem A'dan hem de B'den büyük olmak zorunda. Bunu unutmayın. Ben bunu geçiyorum. Değer yazma e, gereksinimi duymadım. Çünkü iki tane pozitif tam sayının toplamı eğer bir sayıdan küçük ise o bir sayı teker teker her ikisinin topla her ikisinden de büyük olması lazımdır. Haberiniz olsun. Tamam. E, pozitif sayılarda sadeleştirme yapabilirsiniz. Diyor ki B küçüktür C. Evet B C'den küçüktür işte. Doğru. Birinci öncülümüz doğru. Geldik ikinci öncülümüze. A ve B hakkında yorum istiyor kardeş. Ben C ve B ve C ve A hakkında yorum yapabiliyorum. Ben B ve A hakkında yorum yapamıyorum. Çünkü toplamları C'den küçük demiş. Başka bir şey dememiş. O zaman B ve A hakkında yorum yapamazsanız ikinci öncülü yandı gitti. Geldik buraya. Şu B, şu B götürdüm arkadaşlar. Evet. Burada ne kaldı arkadaşlar? 1 bölü A büyüktür 1 bölü c'ye. Ters çevirelim. Ters çevirdiğiniz zaman yönler değişir. A küçüktür c olur. E evet işte a c'den küçük. Dememiş miydim c? Ayrı ayrı her ikisinden büyük olması lazım. O zaman a c'den küçüktür doğru söylüyor. O zaman üçüncü öncülümüz de doğru. Bunlardan hangileri doğrudur? Hocam 1 ve 3 doğrudur. Yani cevap Ceyhan. Buyurun geldik bizim bu sorumuza. X sayısı y sayısını böler örnek 3 böler 6 10 böler 30 40 böler 120 gibi bu e, x y'yi böler anlamına geliyormuş örnek de bize vermiş güzel o zaman 12 x'i bölerse bu x yüzde yüz 12'nin bir katıdır doğru değil mi arkadaşlar güzel yani 2'nin karesi çarpı 3 çarpı k gibi bir şey güzel ve bu x 360'a tam bölünen bir sayıdır. Çünkü x 360'ı böler. Güzel. 360'ı bana bir asal çarpanlığına ayırır mısınız? Ee, 2'ye böldüm. 180 2'ye böldüm. 90 2'ye böldüm. 45 3'e böldüm. 15 3'e böldüm. 5 5'e böldüm. 1. Ne oldu arkadaşlar burası? 360 eşittir. 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi çarpı 5. Şimdi amacımız diyor ki kaç tane x sayısı vardır? Şimdi bu x'im neye eşittir? 2'nin karesi çarpı 3 çarpı k. Arkadaşlar şu k e, bu 360'a tam bölünecekse benim bu x'im. O zaman en fazla 2'nin küpü 3'ün karesi 5 olabilir. 2'nin karesi varsa o zaman buraya bir tane 2 ekleyebiliriz k'ya ki 2'nin küpü olsun. 3 varsa e, 3'ün karesi olabiliyorsa bir tane 3 de ekleyebilirim. Virgül. E burada 5 de görüyorum 360'ın içerisinde. O zaman bu K 5 de olabilir. Ha, o zaman şu 2, 3, 5 olabilir de olmayabilir de. E bu 2, 3, 5'ten kaç tane alt küme oluşturulursa o kadar da X e, elemanı vardır. O kadar da farklı X yazılabilir. O zaman 2 üzeri 3'ten cevap ne oldu arkadaşlar? 8 oldu. Var şıklarda 8? Tabii ki var. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Şimdi ben dedim ki hızlı bir şekilde bir de anlatıyorum. 12 x'i bölüyorsa x %100 12'nin bir katıdır. Şu x 360'a da bölünmeli. O zaman yani evet x 360'ı bölüyormuş. O zaman 360'ı tam bölen sayıları bulalım. 360'ı asla çarpandan ayırdım. O zaman ben dedim ki şu k çünkü 12'nin katıydı ben sana demiştim. K Sonuçta burayı 2'nin küpü diyorsa şu k'ya kalkıp da hocam 2 üzeri 4 olsun diyemezsin. Niçin? Çünkü 2 üzeri 4'ü 2 üzeri 2 ile çarpınca 2 üzeri 6 olur ki 360'a bölmez. Olay anlaşıldı mı? Hmm. O zaman en fazla k'da 2 olur. Çünkü 2'nin karesi vardı. Çarpınca 2'nin küpü bakın oluşsun diye. K'da 3 olabilir çünkü 3'ün karesi vardı. Bir de 5 olabilir. E bunlar olabilir de olmayabilir de. <laughs> Olmasa sıkıntı değil ki. Yine 12 olur x'in. O zaman bunlardan kaç tane alt küme oluşturursam o kadar da x sayısı yazılabilir. Yani cevap 8'dir. Buyurun, geldik 4 nolu sorumuza. Bize bir tanım vermiş. Diyor ki şu şekilde, şu şekilde çaprazlarda diyor ki Aylan Bey çarp C ile d'yi çarp topla. Yok. Düzlüklerde ne demiş? Çaprazları çarp şey çaprazları topla e artı f g artı h sonra bunları çarp demiş süper e burada ben düzlük görüyorum o zaman düzlüklerde şu x'in topluyorsun şu x'in toplayıp sonra bunları çarpacağız şu x'in toplamı 2 çarpı şu x'in toplamı x artı 3 al sana x artı 3 artı şu artıdan geliyor ha ya şu artı ayrı bir artı değil ha yine düzlük verilmiş görüyor musunuz arkadaşlar Şundan şunu çarpalım. Yani x eksi 3. Birden çarpma x eksi 3. Sonra şu ikisini pardon çarpın diyorum ya. Özür dilerim ya. E, çaprazları topluyorduk. Çaprazları o zaman topluyorsak. Evet evet evet. O zaman burası ne olur arkadaşlar? Ho 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 siyah kalemimi alayım. Şu x eksi pardon. <laughs> ay ay kalemde hassas olunca arkadaşlar Hemen silgimi alayım. Evet. Yine kalemimi alıyorum. Şimdi. Dedim ki şu ikisini toplayalım. X eksi 3'ten 1'in toplamı ne olur arkadaşlar? X eksi 2. Çarpı. Evet çarpı demiş. Evet. Şu ikisini topla. 3'ten eksi 2'nin toplamı da 1'dir. Yazmasan da olur ama yazdım. Eşittir. Şu çaprazlarda ise. Bak çaprazlarda ise. Alttan üstü çarpıyoruz. A çarpı B. Şimdi alttan üstü çarpalım. 5x. Artı. Bak arada artı var. Görüyor musunuz? Sonra sağlan solu çarpıyoruz. Yani eksi 6. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Çarpımı eksi 6. Tamam önce buradan zaten bizden x'i istiyor. X'i bulduk mu soru biter. Fışt, fışt çarpalım. 2x artı 6 artı. X eksi 2. Eşittir. 5x eksi 6'ya. Güzel. A da x'i bulalım. Şu ikisinin toplamı 3x. Karşıya attım 5x vardı. 2x kaldı. Şu ikisinin toplamı 4. Eksi 6'yı da bu tarafa attım. 10 oldu. X buradan ne çıktı arkadaşlar? Hocam X buradan 5 çıktı. Tamamıyla ee, bize zaten tanımını burada vermiş. A bu tanımdan. Ben bu tip soruları çok seviyorum. Çünkü konu bilmene gerek yok. Tanımı kendisi veriyor. O tanım üzerinden sorunu çözmeni istiyorum. Buyurun 5 nolu sorumuz. Ali telefonun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 farklı rakam seçerek şifre oluşturmuş. Güzel. Ekran kilit şifresini sonra unutmuş. Vay yavrum vay. Her şifre 2 saniye girilecekmiş. Tamam. Yanlış girilen her 10 şifreden sonra 10 saniye bekliyormuş. Arkadaşlar 10 şifre. Evet 10 şifre. Ee, her şifre 2 saniye ise bu ne oldu? 20 saniye. Sonra 10 saniyede beklememiz vardı. Topladık. O zaman 10 şifre. Kaç saniye sürdü arkadaşlar? 30 saniye sürdü. Güzel. O zaman 50 şifre. Evet 50 şifre. 5 katı. 5 katı 150 saniye olur. Bitti. Ama bizden ne istiyor? 170 saniye sürmüş. O zaman geriye kaldı arkadaşlar. Benim hep 10 şifrem 20 saniye değil miydi? Yani sonraki 10 saniyeyi beklememe gerek yok. 10 demek istiyorum. O zaman 10 şifre 20 saniye ise o zaman bir 10 şifre daha girelim. Oldu mu sana? 170 saniye. Ve olay bitti. Beklemeye gerek yok ki. Şifre çözüldü. O zaman şifre çözüldüyse toplamda arkadaşlar yani şurası 10 ekledim. Burası kaç şifre oldu? 60 şifre. 10 saniye ekledik. O zaman 10 şifre ekledik. 10 şifre 2 e, ile çarptım. 20 saniye oldu. 170 saniye. Güzel. Şimdi arkadaşlar e, 60. şifrede olayı çözeceğim. Şimdi 1 ile 1, 2, 3, 4, 5 şifre. Evet. 4 farklı rakam diyorsa başlangıcı 1 olsun. Başlangıcı 1 olursa buraya bir tane sayı yazılır. O da 1. Geriye kalan sayar mısınız? Kaç tane rakam kaldı? 5, 4, 3 çarptım. 60 şifre çıktı. Aha 60 şifre çıktı. O zaman birden başlayan 4 basamaklı benim 60 tane şifrem varsa e benden 60. şifreyi istediğine göre o zaman birden başlayan en büyük sayı neyse işte o senin 60. şifrendir. Güzel. <laughs> birden başlayan 6, 5, 4. İşte benim şifrem budur. 1, 6, 5, 1, 6, 5, 4 var mı? 1, 6, 5, 4, 1, 6, 5, 4. Cevap Edirne'dir. Şıklardan Edirne'yi bulurum ve işaretlerim. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. E hadi geldik altın oğlu sorumuza. Bu e, biliyorsunuz kare kökün içerisindeki kareler dışarıya çıkınca mutlak değer diye çıkar. Yani a artı mutlak değer a büyüktür sıfırdan. Güzel. Çizgi. Bu e, dışarıya yine mutlak değer diye çıkar ama bunu karşıya atmak istiyorum. B küçüktür. Mutlak değer B. Şimdi arkadaşlar A mutlak değerin toplamı eğer sıfırdan büyükse A negatif olması imkansızdır. Çünkü A negatif olursa mesela eksi 3'ü düşünelim. Bu dışarıya artı 3 diye çıkar ki toplamı sıfır olur. Sıfırdan büyük olmaz. O zaman ben dedim ki A %100 pozitiftir. Ki mutlak değer A da pozitif diye çıkar. Toplamı da sıfırdan büyük olur. O zaman A %100 pozitif. Arkadaşlar bir sayının mutlak değeri ben kendimden büyüğüm diyorsa B yüzde yüz negatiftir. Süper. E hadi yerine yazalım. A'yı pozitif, B'yi negatif. O zaman B eksi A da negatif olur. Tamam. Pozitifler dışarı aynen çıkar. Artı A. Eksiyle çarptık. Eksi B. Eksiyle çarptım ama önde de eksimiz var. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? O zaman burası artı olur. Artı ile çarpalım. Artı B eksi A. Bunlar birbirini götürdü. Bunlar birbirini götürdü. Aa. Cevap sıfır arkadaşlar. Şıklardan sıfırı bulurum ve yedi nolu soruma geçiş yaparım. Px bir polinomu için aşağıdaki bilgiye verilmiş. İkinci dereceden bir polinommuş. Dur 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 dur. Senin Px'in eşittir. X artı 1 ile tam bölünüyormuş. O zaman yüzde yüz x artı 1 bir, bir çarpandır. Diğer çarpanımız da x artı b olsun bilmiyorum. Başlangıçtaki e, kat sayımız da a olsun. Tamam. Çünkü bir kat sayısı var. Alasana ikinci dereceden bir polinom. Kat sayılar toplamı. Kat sayılar toplamı da biliyorsunuz. X yerine 1 yazarsınız. Yani A çarpı 2 çarpı 1 artı B. Eşittir. Sabit terimine. X yerine bu sefer 0 yazıyorsunuz. A çarpı 0 yazdım. Burası 1 oldu. X yerine 0 yazdım. Burası da B oldu. Hocam şu A şu A'yı götürdü. fış fış dağıtalım mı? Dağıtalım. 2 artı 2B eşittir B'den. B buradan neye eşittir arkadaşlar? B buradan eksi 2'ye eşittir. Süper. Bunu bir kenara yazayım. Şimdi B eksi 2'ymiş. Diyor ki Px polinomunun önce bir Px'imizi yazalım. E, A çarpı çünkü A'yı daha bilmiyorum. X artı 1'e X eksi 2. Diyor ki hangisine tam olarak bölünür? Ya X artı 1'e tam bölünür ya da X eksi 2'ye tam bölünür. Var mı yukarıda x eksi 2? Hocam tabii ki var. Cevap denizli. Buyurun. O zaman diğer sorumuza. Üçüncü dereceden px polinomu. Al sana px eşittir. Arkadaşlar ee, a sıfırdan farklı olmak üzere ee, bir saniye bir, saniye, bir saniye. Px polinomun sıfırları. Ha px polinomu sıfırları kökler demektir. Şunlar kökler ise arkadaşlar o zaman şöyle diyelim. K çarpı mutlak önünde bir katsayımız var. Bir kökümüz A ise o zaman bir çarpanımız x eksi A. Bir kökümüz eksi 2 A ise bir çarpanımız x artı 2 A. Bir kökümüz eğer 3 A ise o zaman bir çarpanımız da x eksi 3 A'dır. Güzel bunu bir kenara yazdım. Diyor ki P0 A kareymiş. E, x'e sıfır yazalım. A kare eşit diyelim. K çarpı. Şunların çarpma arkadaşlar şu, şu ve şu. Ne olur? Eksine eksin çarpma artı 6 a küp. 6 a küp eşittir a kare. A kare. Şuradaki a kareye götürsün bir tane a kalsın. Yani k çarpı a neye eşittir? 1 bölü 6'ya. Çünkü burada gözükmeyen birim kaldı ya. Güzel. Bu bir kenarda kalsın. X kareli terimin kat sayısı nedir? He, şimdi bak 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 bak. K çarpı x eksi a çarpı x artı 2 a çarpı x eksi 3 a. Şimdi arkadaşlar x kareli terimin eğer ben kat sayısını istiyorsam şimdi x kareleri nasıl elde ederiz? Şimdi arkadaşlar bakın k zaten bir çarpan k'yı yazdım. Şimdi şu x'ten x'i çarpsam bir de buradaki sabit sayıyı çarpsam x kare ortaya çıkmaz mı? Evet hocam. Burası ne olur? Eksi 3a Hayır. Evet. Eksi 3a x kare. Güzel. x'ten x'ini çarptım. x kare Evet. Bir de eksi 3 ile çarptım. Eksi 3a x kare. Art. Sonra dedim ki şu x şu 2a şu x'ten çarpayım. Yine x kare oluşur. Ama baştaki k'yı unutmayalım. Ha. K çarpı şu x, şu 2a, 2ax. x'den çarptık. 2a x kare. Güzel. Art. Ve şimdi sıra geldi son hamlemize. Arkadaşlar burada bir tane daha x karemiz var. Hangisi biliyor musunuz? Dedim ki şuradaki sabit sayıyı alsam. A'yı alsam. Şuradaki x'i alsam. Şuradaki x'i alsam. Burası ne olur arkadaşlar? x kare eksi a x kare. Tabii ki k'mız var. Eksi a x kare. Süper. E bunları toplayalım. x kareler ortak zaten. Şu eksi 3 a 2 a k eksi a Ne oldu? Eksi 2 a çarpı x kare. E sen a 1 bölü 6 olduğunu biliyorsun. <laughs> o zaman 1 bölü 6 yazınca Eksi 1 bölü 3 x kare. x kareli terimin kat sayısı ne oldu arkadaşlar? Hocam eksi 1 bölü 3 oldu. Şıklardan eksi 1 bölü 3'ü bulurum ve işaretlerim. Nasıl arkadaşlar? Güzel bir soru değil mi? E hadi geldik 9 nolu sorumuza. Siyah kalemimi alayım. Evet. Şimdi arkadaşlar burada ben bir şey dikkatimi çektim. Şu A ile B aralığı. Dur 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 dur. A eşitlik de olsun. X. Çünkü A eşitlik de sıfıra eşit değil. Yani yine bu büyüktür. Üstteki yine alttakinden büyüktür. Ama küçüktür B diyelim. Çünkü B'ye eşit oldum arkadaşlar. Tam üste geldikleri için bunlar birbirine eşittir diyeceğim. B'den küçük. Şimdi bu maviler yeşillerin üstünde. Dikkat ettiniz mi? O zaman mavi. Fx artı gx büyüktür. Yeşilden yani gx'den gx gx'i götürdü. Yani fx büyüktür 0. Çizgi. Bu sefer b ile c aralığı. b, x ve c. Çünkü arkadaşlar c'ye eşitlikte yine yeşiller büyük. Dikkat ediniz mi? Yeşil olan kim? gx. gx büyüktür. fx artı gx'ten. Çünkü mavi olan fx artı gx de ondan büyükmüş. Güzel. gx gx'i götürdü. Yani fx küçüktür 0 oldu. Süper. Şimdi diyor ki hangileri doğrudur diyor. Birinci önceden başlayalım. Fc C sıfırdan küçükmüş. E, C'ye eşitlik vardı. E, F burada x yerine C yazınca sıfırdan küçük olmuyor mu? Oluyor. O zaman birinci öncülümüz doğru. Geldik buraya. Şunu karşıya atalım. F, A büyüktür F, C'den. Dur, 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 dur. F neresi? F belli değil. F, A, x yerine A yazabilirsiniz. Burada x yerine c yazabilirsiniz. Evet. Bakın. A ve c. A burada. C burada. Buradaki f a sıfırdan büyükken buradaki f c sıfırdan küçük. E a c'den büyüktür diyor. E doğru söylüyor. Pozitifler negatiflerden her zaman büyüktür. O zaman ikinci öncülümüz de doğru. F b sıfırdan büyüktür diyor. Dur 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 dur. E b de dur 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 dur. B'de bunlar üste gelmiyor muydu? X eşittir B'de. O zaman ben dedim ki Fx artı Gx eşittir Fx'e. Evet. Pardon. Alttaki G'ydi. Pardon. Özür dilerim. Özür. 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 Silgimizi alalım. Silelim burayı. Evet. Evet. Hadi bakalım. Kalemimizi yine aldık. Ben karıştırdım. Birisi fx artı gx bir de gx zaten. O zaman eşittir gx'e. gx e. gx'i gx götürdü. fx eşittir sıfırdan. x yerine b yazacaktım. Yani fb eşittir sıfıra. Ama fb sıfırdan büyüktür diyor. Yalan söylüyor. O zaman hangiler doğrudur? 1 ve 2 doğrudur. Yani cevap Ceyhan. O zaman geldik 10 nolu sorumuza. Şimdi diyor ki kaçıncı adımda hata yapmıştır arkadaşlar izleyelim 16'yı karşı yaptım yani x kare eşittir eksi 16 burada hiçbir sıkıntı yok ee, eksi 16 yerine 16 çarpı eksi 1 yapmış şurada burada da sıkıntımız yok sonra e, bu eksi 1'in ben i kare olduğunu biliyorum x kare eşittir 16 çarpı i kare güzel bunda da bir sıkıntımız yok. Sonra kök içine alırım. Bunda da hiçbir sıkıntımız yok. Ama bak 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 bak. Aa 3 nereden geldi ya? <laughs> Bu 16 değil miydi? Allah'ım yarabbi, ya Rabbi ya Allah. Aslında bunun orijinali şu arkadaşlar 16 dışarıya 4 diye çıkar. İ kare dışarıya mutlak değer diye çıkar. Bu 3 çarpı mutlak dışı 3 diyorum ya tövbe ya tövbe 4 4 aa yani bu bariz hata yani. 16 dışarıya nasıl 3 diye çıkıyor ya. Heh, burası 4 i olsa idi eğer yine hata olurdu arkadaşlar. Çünkü niçin? Ee, mutlak değerden ya 4 i ya da eksi 4 i olurdu. Yani 5. adam arkadaşlar hatalı. <laughs> Geldik bu sorumuza. Şimdi, 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 şimdi çarpımlarının görüntü kümesi. Arkadaşlar ikisinde ortak elemana bakacaksınız. Şimdi şuradaki A sıfır olamaz. Niçin? E, payda sıfır olamaz ki. O zaman buradaki <laughs> A 3 olsun. Yani A'mız 3 olsun. Evet. Çünkü iki tane görüntüsü var ya. Şuradaki B 2 olamaz. Niçin? Çünkü 2 yazınca payda sıfır oluyor. O zaman B de neye eşittir arkadaşlar? B de 4'tür. O zaman A kümesini bulduk. A kümesi 2, 3 ve 4. B kümesi 0, 3 ve 4. Ortaklar kimler? 3 ve 4'ler. Çünkü görüntü kümesi bulunurken her ikisinin kesişimi alınır. A kesişim B. Buradan 3 ve 4 çıktı ki 2 elemanlı olsun. E tamam önce 3'ü yazalım. Yani görüntü kümesini bulacağız. Benden görüntü kümesi ne çarpımı istiyor? Tamam. Şimdi f çarpı g. Önce bir 3'ü bulalım. 3'ü fışt fışt atalım. Yani f3 çarpı g 3. f3 x yerine 3 yazın. Arkadaşlar x yerine 3 yazın ama 6'yı 3'e bölün 2. Çarpı g3. x yerine 3 yazıyorum. 3 bölü 1'den 3. Çarpma 6. Şimdi f çarpı özür artı diyorum. f çarpı g. Şimdi bir de bir 4'ü bulalım. Tamam. Hadi bakalım. Burası 3'tü. Eee evet. bu f4 çarpı g4'tür. f4 çarpı g4. Ee, f4 x sene 4 yazar mısınız? 7 bölü 4. çarpı g4. 4 yazar mısınız? 4 yazar mısınız? 4 bölü 2'den 2. Yani ne çıktı arkadaşlar? 7 bölü 2 çıktı. Soru benden görüntü kümesinin elemanları çarpımı istiyor. Yani 6 çarpı 7 bölü 2'den cevap ne oldu? Hocam cevap 21 oldu. Şıklardan 21'i bulurum. 12 oldu soruma geçerim. Şimdi, şimdi arkadaşlar kökleri eksi 2'ye 3'müş. Tamam. Yani eksi 2'ye 3 ise bu x artı 2'ye x eksi 3'tür. Çarpanları bunlardır. Evet. ile başladığı için artı negatifleri karalamış görüyor musunuz? O zaman ee, bunlar kapalı kutu olduğu için eşitlik de var. Yani sıfırdan küçük eşittir. Çarpalım. Burası ne olur arkadaşlar? X kare eksi x eksi 6 sıfırdan küçük eşittir. Güzel. Şimdi geldik ikinci öncülü bulmaya. Bu bizim birinci öncülümüzdü. İkinci öncülümüz ise ee, bu sıfır ee, dahil değil. Ama 5 dahil o zaman x eksi 5 bölü x çünkü paydayı sıfır yapıyor bu. Artı evet artıyla başlamış ama negatifleri işaretlediği için sıfırdan küçüktür. Burada eşlik olduğu için eşlik de var. Tamam. Bu x'in olduğu şık hangisi arkadaşlar? x kare eksi x eksi 6 sıfırdan küçük eşit. Nerede bu? Nerede bu? Ceyhan mı? x kare eksi x eksi 6 sıfırdan küçük eşit x eksi 5 bölü x sıfırdan küçük eşit. Süper. Yani cevap arkadaşlar Ceyhan'dır. Buyurun 13 nolu sorumuz. Şimdi bunu bir çarpandan ayıralım. x kare eksi y kare demek x eksi y ile x artı y'nin çarpımı değil mi? Şunu da bir iki parantezin alalım. Hocam x eksi y eksi 5 eşittir sıfıra. Süper. Şimdi x eksi y 1 demiş. Alasana 1. Alasana 1. Şurası ne olur arkadaşlar? x artı y artı 2 eksi 5 eşittir 0'a. Yani kısacası x artı y eşittir eksi 3'e. Evet, Pardon. Toplamı eksi 3 karşıya attım artı 3'e. E, x eksi y de x eksi y de hani 1 de. alt alta toplayalım 40 Bunlar birbirini götürdü mü? 2x 4'ten x ne çıktı x 2 çıktı. X'e 2 yazınca Y ne çıktı? Y1 çıktı. Hocam X kare artı Y kare istiyor. Şşşş. 14 nolu sorumuz. Şimdi kökleri 2A'ya B'ymiş. O zaman kökler çarpımı arkadaşlar kökler çarpımı C bölü A'dır. Yani 2A. Tamam. Şu ikisini ben çarpar mısınız? Yani kısacası 2A çarpı B eşittir 2A. A'yı A götürdü. 2 2'yi götürdü. Evet 2 2'yi götürdü. B buradan 1 çıktı. Güzel. E bir de kökler toplamını hesaplayalım. Kökler toplamı eksi B bölü A. E burada eksi var artı olur. Yani 3A artı 2B. E kökler toplamında ben buradan biliyorum 2A artı B'ydi. Süper. İki ayı karşı yattım. Ya da B yerine 1 yazalım ya. 2A artı 1 eşittir. B yerine 1 yazıyorum ha. 3A artı 2. Evet. İki ayı bu tarafa atalım. A. İkiyi bu tarafa atalım. 1. A'yı da 1 buldum. Sonra bizden B eksi A istiyor. Tamam. B eksi A. B'miz 1'di. Eksi A'mız da eksi 1'di. Cevap ne oldu arkadaşlar? Hocam cevap Denizli ya. 15 nolu sorumuz. Şimdi arkadaşlar bu bir parabol. Bana bu parabolun denklemini bulacaksınız. Tamam bulalım hocam. Y eşittir A çarpı. Şu parabolun denklemi buluyorum. X'i eksi 1'de 3'te kesmişti. O zaman diyorsunuz ki X artı 1'e X eksi 3. Bunlar bizim köklerimiz. Bir de 0 yazınca bizi nereye götürecek arkadaşlar? Eksi 3'e. 0 yazınca eksi 3'e eşit deyince a buradan ne çıktı? 1 çıktı. Yani y'yi buldum işte lo. x kare eksi 2x eksi 3. Şimdi bu parabolun üst tarafı mı karalanmış? Evet. O zaman üst tarafı karalanmışsa bir de arkadaşlar görüyorsunuz. Bak 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 nokta 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 değil. Düz çizgi. O zaman y büyük eşittir olacak. Üst taraf karalanırsa büyük eşit. Alt taraf karalanırsa ee, küçük eşit. Eğer nokta nokta ise sadece küçük. Şimdi geldik D doğrusunu bulmaya. A şu D'yi bulalım. Y büyüktür. X kare eksi 2X eksi 3. Evet. Bu olabilir. Y büyük. Bu, bu olamaz. Bu olamaz. Y büyük eşittir için bu olamaz. A bu olabilir. Bu ikisinden birisi doğru cevap. Şimdi arkadaşlar uyanık olmak lazım. Bak D'den nokta 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 demiş. O zaman eşitlik olmayacak. E burada eşlik var. Bu da olamaz. O zaman cevap edir nedir? X'e 0 yazınca Y'se eksi 3. Y'ye 0 yazınca X'i 3. Gördünüz mü? Yani cevap Edirne. Biraz da şıkları kullanın ya. Hadi. 16 nolu sorumuz. En bir tam sayı olmak üzere. Tamam. Şimdi arkadaşlar logaritma altta hiçbir şey yoksa 10 vardır. Logaritma 10 tabanda 10 ne? 1'dir. O zaman logaritma en eğer birden büyüğüm demişse o zaman logaritma tabanda hiçbir şey yoksa 10 vardır. Şurası da n. Ben birden büyüğüm diyor. O zaman şuradaki n 11 olabilir. 12 olabilir. 13. Çünkü 10 on tabanda 10'un ben 1 olduğunu biliyorum. 13 olabilir. 14 olabilir. Şurası arkadaşlar 1000 olursa dur. Logaritma 10 tabanında 1000 bu 10 üzeri 3'ten 3 üç olur. Ama bu 3'ten küçüğün demiş. Ha, alacağı en büyük değer 999'dur. Güzel. <laughs> Logaritma 2 tabanında şurada bir n yazılmış. Diyor ki kaç tane tam sayı değeri vardır? Arkadaşlar burada kaç tane tam sayı değeri vardır biliyor musunuz? Şuradaki n şimdi 2 olamaz çünkü 11'den başlayacağız. O zaman 11'den başlayıp da 2'nin kuvvetleri ne var? 2 üzeri ama 11'den başlayacağız. 2 üzeri 4 var. Çünkü 16 var. 2 üzeri 5 var. 2 üzeri 6 var. Nokta nokta nokta. En fazla 2 üzeri 9. Çünkü 2 üzeri 10 1024'tür. E en fazla 999 oluyorsunuz. O zaman 2 üzeri 9'a kadar yolu var. Süper. Bunları yerine yazdığınız zaman bunun sonucu hep tam sayı çıkar. Güzel. E 4'ten 9'a kadar 9'dan 4 çıktı. 5 bir fazlası. Hocam 6 tane değer vardır. Ya da say 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 tane değer var. Haydi 17 nolu sorumuz. Ne diyor arkadaşlar? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Diyor ki Richter ölçeği R eşittir. Deprem dalgasının genlik ölçüsü A'ymış. Standart dalga genliği de hmm, A sıfırmış. Tamam. Bu da logaritma bilmem A bölü A 0 ile gösteriliyormuş. Şimdi geldik buraya. 3 tane bize artçı verilmiş. Birinci artçı depremin standart dep dep deprem dalgası genliğinin 10 üzeri 3 katıymış. Alt tarafımız A üzeri 0 ya. Demek ki üst tarafımız arkadaşlar e, 10 üzeri 3 katıysa şöyle diyelim. Daha mantıklı. <Sessizlik> di, 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 di. Silgimizi alalım. Evet ben yanlış yazdım. Hemen kalemimi alayım. Dedi ki, soru da diyor ki, dalganın genliğinin, dalganın genliği arkadaşlar A0'dı. Evet. Standart deprem dalgası. Evet, deprem dalgası da A'ydı. Diyor ki, A, A0'ın 10 üzeri 3 katıymış. He, burası A0'sa, burası 10 üzeri 3 çarpı A0. A0, A0 götürdü. Doğru mu arkadaşlar? Yani cevap 3 çıkacak. Güzel. Bu birinci. R1 diyelim. Daha mantıklı. Tamam. Diğer açılar da bir önceki dalganın 10 üzeri 2 katı olacakmış. Ha, o zaman R2 ve R3. Yani bir sonraki logaritma bu A0 bunun 10 üzeri 2 katıymış. O zaman şöyle diyelim. 10 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 3 çarpı A0. Bunu benden istemiyor. Benden 3. artçı istiyor. Yani logaritma A0 şunun 10 üzeri 2 katıymış. Yani 10 üzeri 2 10 üzeri 3 çarpı A0'ın 10 üzeri 2 katı. Yani her bir ifadede bir öncekinin 10 üzeri 2 katını alacaksınız. A0 A0'ı götürdü. Bu 10 üzeri kaç oldu arkadaşlar? 7'den cevap ne olur? 7 olur. Ha bunun cevabı ne olur? Bunun cevabı 5 olur. Hep iki fazlası. <laughs> Üçüncü artçının büyüklüğü ne kadardır diyor. Tabii ki cevap edir nedir? Yani 7'dir. Haydi. 17 olur sorumuz. Şimdi önce bir logaritma 5'i bulalım. Bu f parantez içerisinde işte logaritma 5 diyorum ya. G5'i bulalım. Tamam bulalım hocam. G5 G'de x gördüğünüz yere 5 yazıyorsunuz. Yani logaritma 5 artı 5. Sonra bunu tutuyorsunuz. F'te yerine yazıyorsunuz. Hadi F'te yerine yazalım. 10 üzeri. X sene bunu yazacağım. Logaritma 5 artı 5. Bir de eksi 5'imiz var. Eksi 5. Fışt, fışt bunlar birbirini götürdü. 10 üzeri logaritma 5. Hocam şu 10 ile şu 5'in yerlerini değiştirebilirim. 5 üzeri logaritma 10. E, logaritma 11'dir arkadaşlar. O zaman cevap ne oldu? Hocam cevap 5 oldu. Buyurun bir sonraki sorumuz. Bakalım sorumuz ne diyor arkadaşlar? Yine bize bir tanım verilmiş. Allah razı olsun. Bütün e, terimleri terimlere birer pozitif sonra dizilerden. Üçüncü ve sonraki her bir terim kendisinden bir önceki terimin karesi ile iki önceki terimin oranına eşitmiş. Allah razı olsun bize örnekle vermiş. Yani diyor ki A4 eşittir. Kendisinden önce ne var? A3'ün karesi ile kendisinden 2 önce A2'nin oranına eşitmiş. Kendisi bize diyor. A5 mesela ya da A5'i boş verin. A10 eşittir. A9'un karesi ile A8'in oranına eşittir. Tamam. Hatta örnek de vermiş. Şimdi geldik bizim bu sorumuza. Ne diyor soruda? 81 9 x 1 bölü 9 ve y şu x kendisinden bir öncekinin karesi ile kendisinden iki öncekinin oranına eşittir. Yani x'i ne bulduk? 1 bulduk. x'imiz 1. O zaman şu y kendisinden bir öncekinin yani 1 bölü 9'un karesi ile kendisinden iki öncesinin oranına eşittir. Yani burası ne oldu? 1 bölü 81. Tamam. X bölü y istiyor. X'imiz 1. Y'miz de 1 bölü 81. Birbirine böldüğünüz zaman cevap ne olur? Hadi diğer sorumuz. Şimdi birden itibaren pozitif tam sayılar kendisi kadar tekrarlanıyor. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Allah razı olsun. A 20. dizinin hmm, buraya kadar arkadaşlar 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 tane. Tamam. Çünkü en yerine 20 yazmamı istiyor. Yüzler önce terimi aşağıdakilerden hangisidir? 16 olsun mesela. 16'yı deneyelim. Şimdi arkadaşlar 16'ya kadar sayılar. Mesela 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. En sonunda da 16, 16, 16'dan da 16 tane. Burada kaç tane bizim terimimiz olur? Hocam 16 çarpı 17 bölü 2. Yani 8 çarpı 17. E 17 ile bana bir 8'i çarpar mısınız? 7 kere 8 56 elde var 5 burası 136 oldu güzel olmadı çünkü ben 100'e dönüp terim istiyorum tamam hocam bu 17 olsun ya yani en son terimimiz tık 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 ondan sonra 17 17 17 geliyor ya 17 tane evet e birden başlayıp 17'ye kadar bizim e, kaç basamaklı sayı oluşur Hocam kolay. Ah bununla işimiz bitti zaten. Bunun sonucu kaç çıkmıştı arkadaşlar? 136 çıkmıştı. Bu da 17 çarpı 18 bölü 2'den. 2'ye 2'ye böldüm. 9. 17 ile 9'u çarpalım. 9 kere 7. 63. Evet. Elde var. 6. 153. Aaa hocam 17 17 olsa 153. Benden 154. terimi istediğine göre hocam cevap Ceyhan'dır. Çünkü buraya kadar arkadaşlar ben 153 terim olduğunu gördüm. E benden 154. terim istiyorsan bu 17'den sonra ne gelecek? 18 gelecek. <laughs> cevap arkadaşlar Ceyhan'dır. Buyurun geldik bir sonraki sorumuza. Deniz, Yusuf aralarında her biri birer defa zar atarak bir oyun oynuyorlarmış. Ha, şöyle diyelim. Deniz, Yusuf ve Hüseyin. Şimdi diyor ki zarın üst yüzeyine gelen sayı çift ise oyunu Deniz, tekse oyunu Hüseyin. Hüseyin ve Deniz'in attığı zarların üstte gelen sayıların farkı da eğer Yusuf atarsa Yusuf kazanıyormuş. Güzel. Buna göre oyunu sadece Yusuf'un kazanma olasılığı nedir diyor. Arkadaşlar formülü zaten biliyorsunuz. İstenen bölü tüm. Şimdi 3 ile birer zar atacağı için e, Deniz'in 6 zardan yani 6 sayıdan birini atacak. Yani zarda 600 olduğu için 600'den biri. Yusuf 600'den biri. E, Hüseyin 600'den biri. Şimdi benden yani, neyi istiyorsunuz? Şimdi geldik istenen durumsun. Tüm durum kolay üç zar atılıyor her birisi bir zar bir zar bir zar atacak tamam altı 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 tane altın çarpma şimdi diyor ki oyunu Yusuf kazansın şimdi arkadaşlar zarın üstüne gelen sayı çift ise Deniz kazanmıyor muydu o zaman Deniz'in kaybetmesi için Deniz'in ne atması lazım tek atması lazım e, e eğer diyor tekse oyunu Hüseyin kazanacak o zaman e, evet Yusuf'u en son hesaplayacağız. Eğer tekse Hüseyin kazanacaksa o zaman Hüseyin'in de ne atması lazım? Çift atması lazım. Tamam. Bu tek bu çift attığı zaman farkını eğer Yusuf atarsa oyunu Yusuf kazanıyor. O zaman Yusuf'un kazanması için şu Deniz ile Hüseyin'in farkını atması lazım. O zaman ben diyorum ki Deniz'in tek atma ihtimali tekleri biliyorsunuz zaten. 1, 3 ve 5. Yani üç durumdan biri çarpı ee, Hüseyin'in çift atması 2-4-6'dır o da 3 durumdan biri zaten farkını mecburen ne atacak Yusuf atacak o da birin biri Çünkü niçin şu ikisinin farkı zaten tek durumdur o tek durumu da Yusuf atacak yani tek bir durum İhtimal yok attığı zaman Yusuf maçı kazanır Deniz kaybeder, Hüseyin kaybeder ama Yusuf kazanır. Güzel. Cevap ne çıktı arkadaşlar? 9 bölü 6 çarpı 6 çarpı 6. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 3'e böldüm 2. Cevap ne oldu? 1 bölü 24 mi oldu arkadaşlar? Evet 4 kere 6 24. Cevap 1 bölü 24'tür. Yani cevap Adana. Şıklardan ayı bulurum ve işaretlerim. O zaman geldik diğer sorumuza. Güzel bir soru arkadaşlar. Buna benzer biliyorsunuz sınav sorusu vardı. 2019 sınav sorusu buna çok benziyordu. Şimdi ne diyor? T'ye doğrunun denklemi. Önce bir eğim bulalım mı? Eğim. Eğim nasıl bulunurdu? Hocam şunun türevini alıp yerine A yazacaksınız. Bana bunun türevini alır mısınız? Üsttekinin türevi A. Alttaki olduğu gibi yazılır. Eksi. Alt tarafın türevi 1'dir. X artan türevi 1. Üstteki olduğu gibi yazılır. Bölü alt tarafın karesi. Yani x artı a'nın karesi. Şimdi x yerine a yazmamı istiyor. Tamam x yerine a yazalım. Kırmızı kalem mi alayım? Ve x yerine a yazalım. Şu x yerine a yazdım. Şu x yerine a yazdım. Şu x yerine a yazdım. Bakalım eğim ne çıkıyormuş arkadaşlar. Burası 2A, 2A kare. Eksi A kare. Bölü 2A'nın karesi 4A kare. Bu a kare bölü 4 a kare. Yani 1 bölü 4. Eğim 1 bölü 4 çıktı. Ulan eğim şu x'in katsayı demek değil midir? O zaman b'yi ben buldum. b 1 bölü 4'tür. <laughs> b 1 bölü 4 ise. Dur 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 x yerine a yazsak bizi b'ye götürmüyor mu? a virgül b'de eklemi sağlar. O zaman x yerine şurada arkadaşlar a x bölü x artı a'da ben x yerine dur siyah kalemimi alayım yine ben bu x yerine a yazsam ben bu x yerine a yazsam bizi 1 bölü 4'e götürmeyecek mi? Yani B'ye götürmeyecek mi? A virgül B denklemini sağlar. Tamam. Şurası ne oldu arkadaşlar? A kare. Buraya devam edelim. A kare bölü 2A. Eşittir 1 bölü 4'ten. Şu A'lardan bir tanesi gitti. 2'yi karşıya gönderdim. İşler dışlar çarpımından. A'yı ne bulduk? A'yı da 1 bölü 2 buldum. Süper. Şimdi arkadaşlar teğet diyorsa o zaman şu şuna eşittir. Yani A x bölü x artı a eşittir bx artı c. Tabii ki x yerine ne yazmak kaydıyla? a yazmak kaydıyla. x'imiz a. Tamam. x yerine a, A'dan 1 bölü 2 belli zaten. Tamam. Hadi önce x yerine a yazalım. x yerine a yazalım. Yani bu nasıl bir şey oldu arkadaşlar? a kare bölü 2a eşittir. a b artı c. Amacım c'yi bulmak. Şimdi hocam A'lardan bir tanesi gitti. E A'da 1 bölü 2 ise 1 bölü 2'yi 2'ye böldüm. Ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 4 eşittir. Ee, A çarpı B. B. B 1 bölü 4'tü. A 1 bölü 2 idi. Çarpımları 1 bölü 8 artı C. 1 bölü 8'i karşıya attım. Şurayı 2 ile çarptım. C'yi de ne bulduk arkadaşlar? C'de 1 bölü 8 mi çıktı? Tamam. Yanlış olmadı zaten. İnşallah yanlış yani bir yerde işlem hatası yapmamışımdır. Evet. Şimdi A artı B bölü C istiyordu bizden. Ee, A'mız neydi? 1 bölü 2. B'miz neydi? 1 bölü 4. Topladık arkadaşlar. Toplamları ne olur? 3 bölü 4 mü olur? Bölü C. O da 1 bölü 8. Ee, ters çevirip çarptık. Cevap 6 mı oldu? Yine bakayım işlem hatası yaptım mı? Bakalım eğimi bulduk arkadaşlar. Üst tarafın türevi A. Alttakinin olduğu gibi yazdım. Alt tarafın türevi 1. Üsttekin olduğu gibi yazdım. Böyle alt tarafın karesi. Evet eğimi 1 bölü 4 buldum. Eğim demek şuradaki B demektir. Çünkü X'in kat biz eğim diyorduk. B'yi yani 1 bölü 4 buldum. Tamam. Şimdi X yerine A yazınca bizi B'ye götürmüyor mu? Tamam. X yerine A yazdım. E B'yi de 1 bölü 4 bulmuştum. Şurası ne oldu? A kare bölü 2 A'dan A'yı da 1 bölü 2 buldum. Güzel. Şimdi eğer teğet diyorsa Şurası Şurasına eşittir dedim Yani ax bölü x artı a eşittir bx artı c'ye Tamam x yerine a yazdım a kare Bölü 2a x yerine a yazdım ab artı c a'lardan bir tanesi gitti a bölü 2 ee, a bölü 2 demek 1 bölü 2'yi 2'ye böldüm 1 bölü 4 ab ee, a 1 bölü 2 b de 1 bölü 8 şunların çarpımı işte 1 bölü 4 e 1 bölü 2 çarpımı 1 bölü 8. 1 bölü 8'i karşı yattım. 1 bölü 8 oldu. Yerine yazdım. Ve 3 bölü 4 bölü 1 bölü 8'den ters çevir çarptım. 24 bölü 4'ten cevap 6'dır. Hata yapmamışım. Buyurun 23 nolu sorumuz. Şimdi bu f'in türevinin grafiği ise f'in türevin grafiğinde x eksenin üstündekiler artandır. Yani 2'den sonra artan 2'den önce azalan x eksenin altındakiler azalandır. Ve 2'de de tam bizi sıfıra götürüyor. O zaman arkadaşlar. Aa, aa, burası 2 noktası. 2'den sonra bakın artan soldan sağa. Bu da bizim fx'in grafiğidir. Şimdi türevde x80'nin üstündekiler artandır. Ama fx'de soldan sağa aşağı doğru iniyorsa azalan yukarı doğru çıkıyorsa artan. Böyle bir şey çıkarda var mı? Evet var. Cevap C. Bu fx'in grafiği ise aşıkı. 2'den sonra bakın aşağı doğru iniyor. Azalan. Ama bu artandı. <laughs> Yanlış. Şu sıfırdan sonra artan. Ama bu ikiden sonra artandı. Yanlış. Cevap Ceyhandır arkadaşlar. Buyurun 24 nolu sorumuz. Şimdi fx'in grafiği verilmiş mi? Verilmiş. Tamam. Ne diyor? X rakamları toplam nedir? X rakamları toplam arkadaşlar. Rakam yazacaksınız. Yani kalkıp da x'lere hiç bakma. İptal. E, sıfırdan başlayalım. Sıfır yazdım. Sıfır sağlıyor. Çünkü niçin? F sıfır Sıfır olduğu için. 1 bir. Hocam 1 deneyelim. 1 sağlıyor mu, sağlamıyor mu? F1 çarpı F türevi 1 Sıfırdan küçük eşit mi? F1 negatiftir. F'in türevi 1 soldan sağa aşağı doğru indiği için negatiftir. 2 negatifin çarpımı nasıl sıfırdan küçük oluyor? 1 olmadı. 2'yi deneyelim. 2 de aynı mantık. Ya da aynı yere bakın azalıyor 3'e kadar. O zaman 2'de de sıkıntı var. 3 sağlar bence. Çünkü f3 çarpı f türev 3 küçük eşittir 0 mı? E, f türev 3 0. Bakın düzlük. E, ekstra nokta türev 0'dır. E, eşitlik de var. O zaman 3 sağladı. 4. 4 şurada bir yerde. Soldan sağa fonksiyon nereye doğru çıkıyor? Yukarı doğru çıkıyor. Yani f4 çarpı f türev 4'e bakıyoruz. 0'dan küçük eşit mi? f4 negatiftir. F'ün türevi 4 de pozitiftir. Çarpımı sıfırdan küçük mü? Evet 4 de salladı. E 5 de aynı mantık. 6'da F6 çarpı F türev 6. Hocam F6 zaten sıfır. Bakın 6'da tam da sıfır. Yani sağlıyor. Bundan sonraki her değer aynı mantıktır. 7'yi mesela deneyelim. Hocam F7 çarpı F türev 7. Sıfırdan küçük eşit mi? Hocam F7 pozitif, evet 7 burada değil mi arkadaşlar, pozitif değere gidiyor. F'in türevi 7, 10 bu 3'ten sonra hep nereye doğru çıkıyor? Hep yukarı doğru çıkıyor, o zaman artandır. 2 e, pozitifin çarpımından 0'dan küçük oluyor. 7, 8, 9, 10 hep aynı mantıktır. O zaman bundan sonrası sağlamadı, soru bitmiştir. Soru benden ne istiyor arkadaşlar? X rakamları toplamı, bana bunları topladın mı soru biter. Şunların toplamı 10, Şunların toplamı 8. Hepsini topladım. 18. 25 nolu sorumuz. Şimdi bu fx'in grafiği. Şurası şurasına eşitse o zaman şurası da şurasına eşittir. Şurası 5 birimse şurası da 5'tir. O zaman burasının gittiği yer 5'tir. O zaman bu f fonksiyonu ise f eksi 3 eşittir 5'e. E, e f'in türevi eksi 3'üne eşittir. Tanjant alfa x eksenine yapmış olduğu açıya alfa deyin. Ee, ama e, sağdaki açı alfa diyorduk. Sağdaki açı geniş açı olduğu için x eksenini kestiği sağdaki açıya normalde biz alfa dememiz lazım. E, geniş açı olduğu için bu %100 negatiftir. Haburan alfasını bulmuşsun. Haburan alfasını bulmuşsun. Karşı bölü komşudan 2 iki bölü 2'den cevap 1'dir. Ya da alfayı bul karşı bölü komşudan 1. Teğet aşağı doğru indiği için bu eksidir. Güzel bunları buldum. Şimdi g'nin türevi eksi 3. Bana bu g'nin türevini bulur musunuz? Tabii ki bulurum. g'nin türevi x eşittir. Bölmeye göre türev yapacaksınız. Üstün türevi 1. Alttakini olduğu gibi yaz. Eksi. Alt tarafın türevi üsttekinin olduğu gibi yaz. Bölü. Alt tarafın karesi. E, x yerine eksi 3 yazmamı istiyor. E hadi yazalım. F eksi 3. F eksi 3 belliydi. 5'ti. F'in türevi eksi 3. F'in türevi eksi 3. Şurası arkadaşlar. Eksi 1. Eksi 3'ten çarptım. Çünkü x yerine eksi 3 yazacaktık. Burası 3. Önde de eksimiz var. Eksi 3 bölü fx. f eksi 3'ümüz 5'ti. Karesi 25. Cevap ne oldu? 2 bölü 25 oldu. Ama bu 2 bölü 9 diyor. Yanlış. f'in türevi eksi 3. f'in türevi eksi 3. Eksi 1'di. Doğru. f eksi 3 5'tir. Doğru. Bunlardan hangisi doğrudur arkadaşlar? 2 ve 3 doğrudur. Buyurun 26 nolu sorumuz. Önce y'yi bir yalnız bırakalım. Çünkü arkadaşlar bakın izleyin. dy bölü dx demek anlamı şudur. d bölü dx çarpı y demektir. Yani demek istediği şey şu. x'e göre türev al. d bölü dx. d'nin anlamı türev. Alttaki dx de seni yönlendiriyor x'e göre. O zaman x'e göre türev al ama kimin y'nin. O zaman bana buradan y'yi yalnız bırakacaksınız. O zaman kök 3y neye eşittir? 2x'i karşı yaptım. 5 eksi kök içinde 2x. Karesini alalım. 3y eşittir. Karesini alalım. 25. Eksi birinci ikinci çarpı 2 iki katı. Eksi 10 kök içinde 2x iki artı. İkincinin karesi 2x. Iki Her tarafı 3'e bölelim. Y neye eşittir? 25 bölü 3. Eksi 10 bölü 3. Kök içinde 2x artı. 2 bölü 3 x. Şimdi benden bunun türevini istiyor. Hadi bunun türevini alalım. Sabit sayıların türevi nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Yazmasanız da olur. Bu eksi 10 bölü 3 yazılır. Köklü sayıların türevi içindeki sayının türevi. Yani 2 bölü. Aynısını kök içinde yazıyorsunuz ama 2 çarpayla birlikte. Evet. Artı 2 bölü 3 x'in türevi de 2 bölü 3'tür. Güzel x yerine 1 bölü 2 yazmamı istiyor. Tamam 1 bölü 2 yazdınız mı soru biter. Yani f'in türevi 1 bölü 2 diyelim. Burası eksi 10 bölü 3 çarpı 1 bölü 2 2'yi götürdü. 2 2'yi götürdü. Bitti bu. Artı 2 bölü 3. Cevap ne oldu arkadaşlar? Ho 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 ho. Cevap tabii ki Adana. 26 nolu sorumuz. Şimdi arkadaşlar. Diyor ki Türkiye bayrağını bu şekilde eee paralellere bölmüşler. Hani dünya haritasında paraleller var ya. Paralellerin boyu 12, 15, 16 bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Aralarında da 8 birimlik mesafe varmış. Tamam şurası da 8 birimmiş. Güzel. Arkadaşlar her birisini bir yamuk olarak kabul edersek. Şu bölge bir yamuk ise. Yamuğun alan formülü neydi? Alt taban 6 üst taban 12 artı 15 bölü 2 çarpı yükseklik. Yani 8 artı. Geldik şuradan alanı bulmaya. 15 artı 16 bölü 2 çarpı yükseklik yani 8. Şu alanı bulalım. 16 artı 15 bölü 2 çarpı yükseklik. artı Şu anı bulalım. 15 artı 13 bölü 2 çarpı yükseklik. Şuradan A'nı bulalım. Ha 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 13 artı 14 bölü 2 çarpı yükseklik. Şuradan A'nı bulalım. 14 artı 8 bölü 2 çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz 8'di. Güzel. Şu hepsini 2'ye böl, 2'ye böl, 4. İşte 2'ye böl, 2'ye böl, 4. 2'ye böl, 2'ye böl, 4. 2'ye böl 2'ye böl 4 2'ye böl 2'ye böl 4 2'ye böl 2'ye böl 4 4 parantezinde 12 ile 15'in toplamı 27 mi artı burası 31 mi artı şurası 16 ile 15'in toplamı da 31 artı 28 artı 27 artı 22 güzel Şunların toplam arkadaşlar 166. 4'ten 166'nın çarpımı da 664'tür. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı arkadaşlar. Mantık bu, olay bu. 28 nolu soru. Diyor ki x artı 2 dur. x artı 2 eşittir u. 2'yi karşıya atalım. x eşittir u eksi 2 türevini alalım. x'in türevi ne? 1 çarpı dx. x'in türevi 1 ama neye göre türev aldın yazacaksın. U'nun türevi ne? 1. Neye göre türev aldınız? du. Buyurun. A bunları. A burada yerine yapıştırın. Soru biter. İntegral. Ee, 1'den 4'e. Bunlar x'e aitti. Doğru değil mi arkadaşlar? E, ee, x yerine önce bir 4'ü basalım. Ne oldu? 6. Sonra x yerine alttaki 1'i bastım. U ne oldu? 1'den 2'nin toplamı 3. Alırsana 3. Bunlar yeni sınırlarımız. Güzel. Diyor ki f x artı 2. E, x artı 2'miz neye eşitti? U'ya eşitti. Güzel. O zaman f u çarpı dx. E dx'imiz neye eşitti? du bölü. Şimdi burası x kare artı 4x demek. Bakın x kare artı 4x artı 5 demek. Bu x artı 2'nin karesi artı 1 demek değil mi? E sen x artı 2'ye ne demiştin? U demiştin. Yani u kare artı 1. Var mı böyle bir şey şıklarda? 3'ten 6 ya. F u d u u kare artı 1. Cevap arkadaşlar. Denizli. Hat olmadı değil mi? Evet. 29 numaralı sorumuz. Şimdi, 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 şimdi. Önce bunu bir ifade ederim. F'in tersi demek arkadaşlar. 4'ten 6'ya F'in tersi x de x ne demektir? Fx bu. Şurasına eğer ben bir a dersem. işte 4'ten 6'ya F'in tersi demek ki y ekseni. Yani şuradan bahsediyorum. Yani bu ifade a'ya eşittir. Tamam. 4'ten 6'ya gx dx neresidir? 4'ten 6 arası gx dx demek x ekseni. Yani şuradan bahsediyor. Ben buraya da b dersem bu da b'dir. Yani kısaca a artı b'ye 8 demişler. a artı b 8. Ben bu a artı b'nin 8 olduğunu biliyorum. Buraya m diyelim. Şuraya n diyelim. O zaman m artı n neye eşittir? Evet arkadaşlar. Şimdi şuranın alanı ne? Bu dikdörtgen alanı. Şu dikdörtgen alanı. Hocam yüksekliğimiz 2. Tabanda 4, 8. E şurası da 8. O zaman ben bunu şöyle yazabilir miyim? M artı, yani şöyle bir şey. A artı B artı M artı ne? A artı B artı M artı ne? Hepsinin toplamı şurası 8. E şurası da 8. Ne oldu? 16. E ben A artı B'nin 8 olduğunu biliyorum. O zaman M artı ne? Neye eşittir? 8'e. Bu m artından de 8 olduğunu biliyorum. Şimdi soruda benden ne istiyorsun? Diyor ki hocam 0'dan 4'e fx dx artı 0'dan 4'e g'nin tersi x dx'i de istiyor. Doğru değil mi arkadaşlar? Evet. E 0'dan 4'e fx dx demek şu x ekseniyle 0'dan 4 şu altındaki alanını istiyor. E 4 kere 4 şuranın alanınızda 16 olduğunu biliyorum. Yani 16 artı m. Geldik şuraya. Sıfırdan dörde, sıfırdan dörde f tersini gördüğünüz zaman y'ye göre yapacaksınız. E o da 16 artı ne? Yani 32 artı m ne? E ben m artı N nin 8 olduğunu biliyorum. 32 artı m artı ne? E m artı ne de eğer 8 ise toplamları neye eşittir? Hocam 40'a eşittir. Yani cevap denizlidir. Buyurun. 30 nolu sorumuz. Şimdi güzel bir soru arkadaşlar. İntegral f eksi x çarpı f'n türevi eksi x dx. Adam benden bunu istiyor. 0'dan hmm. Sıfırdan ikiye. Arkadaşlar ben bu eksi x'e u demek istiyorum. <laughs> Hocam eksi x'e u dersen bu türevi ne yapacağım? Pardon, 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 pardon. Biz hepsine u diyelim. Daha mantıklı. Dur, 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 dur. Şimdi olayı çözdüm ben. Çünkü arkadaşlar bir yere U dediğiniz zaman dışarıda hatta ben kırmızı kalem alayım ya daha mantıklı. Evet. Şimdi arkadaşlar ben bunun şunun tamamına U demek istiyorum. Tamam diyelim hocam. Biz neye U dedik? F eksi X'e U dedim. Tamam. O zaman U'nun türevi nedir? İçindekinin türevi eksi 1 çarpı F türev eksi X demektir. Hocam burada eksi yok. O zaman eksiye çarpıp eksiye bölelim. O zaman şu eksi bir f'in türevi eksi x demek. Ay şunun hepsi dx'en birlikte ne oldu? du oldu. Çünkü ben u'nun türevi. Bir yere u dediğin zaman ile birlikte dx'en hepsi, bütün kalıbın hepsine du demek zorundasın. Diyor ben u'nun türeviyim. Güzel. Yani eksi U çarpı D U oldu. E madem U dönüşümü yaptınız. Şu 2'yi burada yerine yazalım. Yani U eşittir F. Üstteki 2'yi yazınca eksi 2. Eksi 2 bizi nereye götürüyor? 4'e. Aa, burası yeni sınırımız. 4. Bir de U eşittir diyelim. F. Hani eksi X diye X yerine yani bu sefer 0 yazdık. F 0. E 0 bizi nereye götürüyor arkadaşlar? 2'ye. Yeni sınırlarımız da bunlar. Tamam. Unun integrali u kare bölü 2 ama önde neyimiz var? Eksimiz var. Nereden nereye? Sıfırdan 4'e. Önce 4 yazalım. Şurası eksi 8 olur. 0 yazalım. 0 olur. Cevap eksi 8'dir. Ben nerede hata yaptım arkadaşlar? Ben bir de işlem hatası yaptım. Dur ben bir de işlem hatası yaptım. Nerede işlem hatası yaptık? Şimdi sınırlarımız iki bizi Evet, eksi 2 oldu. Eksi 2 bizi 4'e götürüyordu. Tam 4'e götürüyor. Doğru. Eksiye çarpmıştık. U kare bölü 2. 4 yazdım. 4'ün karesi 16. 16'yı 2'ye böldüm. Çünkü ben de integralın sonucunu istiyordu. 0 bizi... Aa, ben burada hata yapmışım. F0 F0 neye eşitti arkadaşlar? 2'ye eşitti. Biz demedik mi F0 2? O zaman x'e 0 yazınca şurası ne olmaz lazım? Şurası 2 olmaz lazım. Evet F0 çünkü 2. <laughs> 0 bizi 2'ye götürmüyor mu? Şimdi eksi 2 bizi 4'e götürüyor. Üst sınır 4. E 0 yazınca F0 da 2'ye gidiyor. Ben buraya 2 dedim ama 2 yazmayı unutmuşuz. 0 yazmışız tamam. Şurası arkadaşlar 2 olacak. Şimdi silgimi alayım, silgimi alayım, silgimi alayım, silgimi alayım, silgimi alayım, silgimi alayım. alayım. Şurayı sildim, şurayı sildim. Evet, evet, evet. Şurayı da sildik. Tamam. Şimdi kalemimizi alıyoruz. Kalemimi alayım. Siyah kalem alayım. Şimdi önce bir üstteki 4'ü yazdım. 4'ün karesi adı 2'ye böldüm. 8. Önde de eksimiz var. Eksi 8. Eksi. 2 yazdım. 2'nin karesi 4. 2'ye böldüm. 2. Eksi 2. Aa, sonuç ne çıktı arkadaşlar? Sonuç eksi 6 çıktı. Var mı şıklarda eksi 6? Tabii ki var. Buyur geldik diğer sorumuza. Şimdi arkadaşlar şuraya alfa demiş. Güzel. Burada eş 5 e, arazi vermiş. Güzel. Bunlar sizin eşiymiş. O zaman eşi ise şimdi ben bu kısa kenara 1 desem ben bu kısa kenara 1 desem o zaman şurası 2 olur. Kısa kenarımız 1'e 1'di. Şurası 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1. Doğru değil mi arkadaşlar? Şimdi şu geniş açıya alfa demiş. O zaman ben şu açıyı bulursam buraya m diyelim arkadaşlar. Yani ta, şey tanjantı istiyor. Tanjant alfa eksi tanjant m'dir. Niçin? 180'de Arkadaşlar geniş açıda bir teksin üstleri artı diğerler hepsi eksidir. Ondan dolayı eksi tanjant m. Şimdi ben şurayı böyle bir uzatsam. Tanjant m karşı bölü komşu değil mi? E Karşı bir birim çünkü tam ortadan ikiye bölüyor. Burası bir diye, burası da bir. Burası da bir. O zaman karşı bölü komşudan 1 bölü 2. Şimdi geldik tanjant teta'yı bulmaya. Tanjant teta kolaydır. Karşı bölü komşu işte 1 bölü 2. E tanjant teta'dan yani 1 bölü 2'den tanjant alfayı çıkar demiş. E tanjant alfamızda eksi 1 bölü 2 idi. Çıkartırsam cevap ne olur arkadaşlar? Hocam cevap 1 olur. Buyurun geldik diğer sorumuza. A tan artı tan bölü 1 eksi tan tan. Hatırladık mı? Bu Eğer ben buraya m dersem ben buraya n dersem ben buraya m dersem ben buraya n dersem. Ben buraya ne dersem. Tanjant m artı tanjant n bölü 1 eksi tanjant m çarpı tanjant n. Tanjant bu m artı n n'in açılımıdır. Kök 3 bölü 3. Tamam m'miz a artı b. n'miz a eksi b. Toplarsam b b'yi götürdü. Tanjant 2a. Eşittir. Burası 1 bölü kök 3. E 1 bölü kök 3 benim bildiğim 30. 2a 30'sa a ne olur? Zaten benden a dar açısını istiyor. Cevap arkadaşlar 15'tir. Buyur. Geldik. Son sorumuza. Evet son sorumuz arkadaşlar. O güzel bir soru. Ne diyor arkadaşlar? İkiz kenar yamuk. Hmm, şurası pardon. 3 çizgi çizdim. Hadi 3 çizgi çizelim. Burası burasına eşit. Burası C ise. A bir de bu bir kareymiş. O zaman şurası da C. Şurası da C. Şurası da C. E tamamı A ise Şurası A eksi C bölü 2. Şurası A eksi C bölü 2. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Tamam. Ne istiyorsun? Tanjant alfa. Tanjant alfa. Nerede alfa burası? Karşı bölü komşu. Yani A eksi C bölü 2 bölü C. Karşı bölü komşu. Bir de ne istiyorsun arkadaşım benden? Tanjant teta. Tamam. Tanjant teta'yı da bulalım. Teta açısı arkadaşlar görüyorsunuz. Şu üçgene bakacaksınız. Evet, evet, evet. Karşı A eksi C bölü 2 artı C. Şuradaki C'yi unutmayalım. Bölü komşu. Adam benden bunların toplamını istiyor. E hadi bunları toplayalım arkadaşlar. Topladığın zaman paydalar eşit zaten görüyorsunuz. Bir defa paydaya bir tane bir C yazalım. Şu ikisini bana toplayacaksınız. Toplayalım. A eksi C bölü 2 artı A eksi C bölü 2 artı C. Güzel. Sonuç ne çıktı arkadaşlar? Ruhuhu. Burada bir payda eşitleyelim. 2C. Şu eksi 2C'yi götürdü. Üst tarafta 2A bölü 2 kaldı. Doğru değil mi arkadaşlar? Evet 2C. Şu eksi C. Eksi C daha eksi 2C'yi götürdü. Şurada bir 2A var. 2A bölü. Payda 2'miz var. 2. 2, 2'yi götürdü. Cevap ne oldu arkadaşlar? A bölü C. Var mı şıklarda A bölü C? Hocam tabii ki var. Soru bitmiştir. Geçmiş olsun arkadaşlar. Yine bakayım bir. Evet sorularımız bitti. Arkadaşlar bir sonraki şey <laughs> bir sonraki denemede görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sınav yolunda herkese başarılar diliyorum. İnşallah herkes istediği bölümü kazanır. İnşallah herkes e, hayal ettiği mesleği yapar. Görüşmek üzere sınav yolunda. Tekrardan herkese başarılar diliyorum. Hoşçakalın.